Selamun aleyküm. Sen de mi brownie yapmak istiyorsun? Hadi orijinal tarifini yapalım. 4 tane yumurtayı karıştırma kabını aldık. 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyerek mikserin en yüksek devirinde şeker erinceye kadar karıştıralım. İyice de köpürüyor bu esnada. 4 dakika sürdü. 320 gram bitter çikolata %60 oranında kakao var içinde. 3 harfli yerden aldım ben bunu. Bir tanesi 9,5 lira, 4 tanesi 38 liraya tekabül ediyor. Isıya dayanıklı bir cam kaba kırarak ekledim. Üzerine 125 gram tereyağı katarak, şimdi çek bunu tencere. Bu fırın kabının oturacağı bir tencere. Tencerenin yarısına kadar kaynar su koydum. Fırın kabını oturtuyorum. Suyla kap birbirine değmiyor. Orta ateşte böyle spatulayla karıştırarak eritiyorum. Bu da 6-7 dakikada falan eriyor zaten. Tamam mı? Bak şu tereyağı erimemiş. Ocaktan aldım bu arada. Karıştırarak hem tereyağını erittim hem de soğumasına yardımcı oldum. Soğuduktan sonra, ama bak soğuması lazım, yumurtayla çikolatayı buluşturuyoruz. Büyük buluşma. Bu çikolatanın dibi yenir. İyicene karıştırıyorum mikserle. 2 dakika falan karıştırdım işte. O kadar yeterli. Pürüzsüz olması için elekten geçireceğim. 1 su bardağından 1 parmak eksik un. 1 paket vanilin, o da 5 gram. Kakao dengesi için yarım çay kaşığı tuz ve 2 çorba kaşığı kakao. Bunu da elekten geçiriyor. Niye? Çünkü bak topakçıklar var. Onları da bıdı bıdı yapıyorum ve hazırız. Şimdi spatula yardımıyla aşağıdan alttan yukarıya doğru havalandırarak karıştırıyorum. Ağırlaşıyor. Hiç un ve kakao topakçığı kalmıyor. Olayımız budur. Şimdi pişirme kabı, 22 santimlik kare bir fırın kabım var. Tabanına fırın kağıdı süreceğim. Fırın kağıdı yapışsın diye de cıvık yağ sürüyorum. Bu standart fırın kağıdı. Ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle bunu bir yapıştır. Kenarlarını sıkıştır. Fazlalığını kes. Yapışsın iyice. Tamam. Bir daha yağ süreydin. Ha. Ötekinde diğer taraftan her tarafının kapanması gerekiyor fırın kağıdıyla. O yüzden bu işlemi giriyorum. Sen yaptığımı görüyorsun. Tekrardan cıvık yağ sürüyorum. Azar azar. Ay, cıvık yağ çok sürme. Sonra da harcı içine akıtıyorum. Fırınımı 180 derecede ısıtmayı aldım ve düzledim üzerini, gördün. Veriyorum fırına. 25 dakikada pişiyor. Daha fazla sakın pişirme, keke döner. 30 dakika falan tamamen soğumasını bekleyeceğiz. Üzeri kabukçuk olduğunda zaten anlıyorsun bunun piştiğini. Soğudu. Güzelce çıkarttım fırın kağıdından, çekince geldi. Hakikaten çok güzel kokuyor. Yani yoğun çikolata sevenler için ideal bir lezzet. Bu tatlıyı başka tatlılarla karıştırmayalım. 9 dilim çıkartıyorum ama küçük küçük dilimler. Haliyle benim fırın kabım 22 santimde. Allah, çok güzel duruyor be. Arkasını gördün mü? Bak arkasına bak. Şimdi bir çatalla ben sana bir göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşacık, yumuşacık dokusu. Islak değil, hafif ıslak gibi ama değil. Üzeri çıtırı böyle kadifemsi. Yoğun çikolata tadı muhteşem.